Sayın Metin Çelik Başkanım, Sayın Ticaret Odası yöneticileri, Sayın sanayicilerimiz, değerli basın mensupları, organize sanayimize hoş geldiniz diyorum. Organize sanayi bölgemiz, kısaca bilgi vereyim. Birinci etabımız 47 fabrikamız mevcuttur. 47 fabrikamızın 37 tanesi deri sektörü, 10 tanesi de karma dediğimiz kazan imalatı, kereste fabrikamız, yatak, mobilya, modüler mobilya, bu şekilde 47 tane fabrikamız mevcuttur birinci etapımızda. Isparta'mızda çok ciddi bir sanayi alanı açığı olduğu için ikinci etapımızı da burada ön tahsise sunuyoruz. İkinci etapımızı belediyemiz kamulaştırma yapacak. Valiliğimiz, il özel idaremiz hepsi destekte bulunuyor. Isparta için inşallah hayırlı olur. Evet, kıymetli Deri İhtisas Karma Olsa ve yöneticilerimiz, başkanım, hepiniz hoş geldiniz. Zaman zaman sizlerle görüşüyoruz. Ben burada başkanım nezdinde bütün yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Yönetime geldiğinizden beri sağ olun, hızlı bir şekilde arsa üretmek, yer üretmek konusunda, buradaki üreticilerimiz sıkıntılarını gidermek konusunda bir çaba sarf ediyorsunuz. Bu takdire şayandır. Elbette ki bizler de kurumlar olarak, ticaret odası olarak, belediyemiz, başta valimiz olmak üzere destekte bulunacağız. Çünkü ilimizin sanayisinin gelişmesi, istihdamın artması hepimizi sevindirir. Bundan hepimiz mutlu oluruz. Sağ olsun başkanım, ilk göreve geldiği günlerde konuştuğumuzda söylemiştik. Bu ikinci kısım dediğimiz bölüm şerh konulmuş vaziyette yıllardır bekliyordu. Belki daha önceki arkadaşlarımıza söyledik ama herhalde vakit olmadı, zaman olmadı. Ama başkan iş başına geldiği günden itibaren sağ olsun hızlı bir şekilde burayı nasıl kamulaştırmasını gerçekleştiririz, işlemi bitiririz, buraları parsel olarak vatandaşımıza nasıl sunarız çalışmaların içerisine girdi. Ben büyük bir talep olacağına inanıyorum. Çünkü şu anda Isparta merkezde küçük işletmelerimiz 2000 metre, 4000 metre, 5000 metre yer isteyen KOBİ'lerimiz maalesef yer sıkıntısı çekiyorlar. Burası da Isparta'ya yakın olması hasabıyla çok şanslı bir bölge. Ben hiçbir şekilde sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Burada dediğimiz gibi başta valimiz, il özel idaremiz, belediye başkanımız bu işe elbette ki destek vereceklerdir. Ve hızlı bir şekilde bunu üreticilerimize sunarsak inşallah burada 29 işletmemiz daha, 150-200 işçimiz daha istihdama kavuşacak ve bölgemiz biraz daha rahatlayacaktır. Tabii bizim görüşümüz Ticaret Sanayi Odası olarak bundan sonraki süreçte daha ilerleyen mermer ocaklarına doğru giden bölümü de acaba organize sanayi bölgemiz içerisinde alabilir miyiz? Bu çalışmaları da başkanımızla beraber, diğer kurumlarımızla, paydaşlarımızla beraber yapmaya çalışacağız. Ne kadar iş yeri açtırabilirsek, tarım yapılmayan yerlerde tabii, yani tarımı yapılan yerlerde demiyoruz. Ama tarım yapılmayan, atıl duran yerlerde de sanayimizin emrine verilmesi bana göre uygun olacaktır. Ben gene bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Kolay gelsin, hayırlı olsun diyorum.